Pardon. Müslü Hanım, okullarda tatbik edilen felsefe dersi biz Müslümanlara çok zararı dokunuyor demiş. Üstelik bu ders seçmeli de değil, zorunlu. Bu derste İmam Gazali gibi yüksek din alimlerini yerden yere vururlarken öğretmenlerimiz İbn Sina ve Sokrat gibi kişileri yükseltiyor. Lakin bu husus eskiden beri böyle ve hala bir değişiklik yok. Bu hususla ilgili ne söylersiniz? Şimdi bu çok uzun bir iş. Başka şeyler de var. Mesela işte öğrenciler olarak tartışmalar oluyor. Dine laf söylemeleri bize incittiği gibi cin ya da melek gibi şeyler yoktur diye inkarı gerektiren ifadelerde bulunuyorlar. Öğretmen ve öğrenciler arasında tartışmalar vuku buluyor demiş. Doğrudur. Felsefe nedir evvela felsefe? Felsefe nedir? İslamiyet önünde mevki nedir? Bunu bilmek lazım. Fiziki hadiselerin, fiziki varlıkların müşahhas mahiyetinin ötesinde bir tefekkür felsefedir. Bir adamın varlığını kabul felsefe değildir. Ama bu varlık nasıl meydana geliyor? Nasıl oluşmuş? Nereden gelmiş? Ruh nedir? Gibi meseleler düşünen her insan için varid-i hatırdır. Akla gelir. Yani felsefi bir zihni faaliyet insan tabiatının icabıdır. Lakin bu icabı yerine getirirken sadece akla dayanmak felsefeyi dinden ayırır. Sadece akla dayanmak. Peki aklın mevkii dinde inkar mı edilir? Hayır. Akıl dinin hakikatlerini muhakeme ve muhasebe ederek kabul noktasına kadar fevkalade emniyetlidir. Kişinin dini aklıdır, aklı olmayanın dini yoktur. Bu İslami bir prensiptir. Akıl bu kadar emniyetlidir. Ama ben bunu bir müstakil ders halinde yapmak isterdim. Çok kısa olarak söyleyeyim. Akıl bütün mahlukata ait melekat gibi, melekeler gibi, kuşun uçması, efendim, aslanın yavrusunu sevmesi, bütün ne varsa, hepsi gibi hudutludur. Hakikat ise hudutsuzdur. Yani akılla bilinmesi lazım gelen, kainata hakim olan gerçeklerin tümüne vukuf asla mümkün değildir. Neden? Aklı hudutsuz bir kudret, kuvvet sahibi addetmek, bugün için her yeni keşifle aklın bir evvelki safhadaki adiyeti sabit olmakla mantıken mümkün değildi. Bu elektriği bilmeyen insanların aklı yok muydu? Telefon icat edilmeden yaşayan insanların aklı yok muydu? Bunlar akılla bulundu. Ama bundan haberi yoktu. Akıl erdiremiyordu oraya kadar. Peki bu gerçekler acaba biz elektriği bulduk, telefonu bulduk, tayyare uçurduk, bitti mi? Asla. Asla. Aklın her organ gibi hududu tahtitlidir. Çünkü kudreti külliye, ancak yaratıcının kudreti külli kudrettir. Mesela fiziki bir gücün var.
fiziki bir gücün var. Bir yük kaldırabiliyorsun. Bu güç sonsuz değil. Bir şeye uzanıyorsun. Ay'a uzanamazsın. Hangi melekeni düşünürsen düşün, asgari ile azami arasında bir faaliyet sahası vardır. Gözün çok küçük şeyi görmez, çok büyüğü de görmez. Belli bir mesafeden ötesini görmez. Kulağın işitir, çok küçük sesi işitmez. Çok büyük sesi zarı patlar, gene işitmez, sağır olursun. Beynin de böyledir. Aklın rolü, eğer sonsuz hakikate vukuf imkanına sahip bir rol olsaydı, Allah-u Azimişan peygamberler göndermezdi. Peygamberlerin tebligatına bak. Akıl üstüdür. Cennet, cehennem, melek, Allah'ın bizzat varlığı, uhrevi alem. Bunları akılla bulmamız asla mümkün değildi. Aklın azziyeti yaratıcı tarafından kabul olunmuş ki, akılla teçhiz edilmeye ilaveten Allah-u Azimişan bir de insanoğluna enbiyanın tebligatıyla yardımda bulunmuş. Lakin aklına öyle bir kıvam, öyle bir kudret, öyle bir derece vermiş ki enbiyanın tebligatındaki hakikati kavrayabilirsin. Yani bu doğrudur diyebilirsin. Nasıl? Hayatta enbiyanın tebligatındaki metafizik hakikatlerin, akıl üstü hakikatlerin kavranması için Cenab-ı Allah emsal olacak, ona intikale vasıta olacak haller halk etmiş. Ahireti anlaman için sana rüyayı vermiş. Yatakta uyuyorsun. O anda Hindistan'a gidiyorsun. Bazen kalkıyorsun ki gördüğün rüyayı gerçekten yaşadığın bir iş kadar sarı hatırlıyorsun. Yani dün ne yaptın? Bunu ne kadar net hatırlıyorsan, hafızandaysa, gördüğün bir rüyayı da o kadar net hatırlıyorsun. Böyle olmayan da var. Ama o rüya da bir anda Türkiye'de olabiliyorsun, bir anda Amerika'da olabiliyorsun. Dünyada olabiliyor musun? Hayatta bu mümkün mü? Hayatta mümkün olmayan çeşitli halleri rüyada yaşayabiliyorsun. Sana diyor ki Cenab-ı Allah şu rüya gibi o alemin de şartları başka. Bak sen bu rüyada aynen yaşamış gibi idrak ediyorsun. Bu idrakinde aksediyor. Uyandığın zaman da bu idrakinde yaşadığın vakayla aynı tonda, aynı dozda, aynı derecede, aynı kuvvette, aynı şiddette. Ama sen bunu yaşamadın. O anda uykudaydın. Niye? O uyku aleminin şartları bu hayatın şartlarına benzemiyor. İşte ahiretin şartları da senin bu yaşadığın hayatın şartlarına uymadığı için o zamansız bir alem. Allah-u Azimüşşan'ın bütün metafizik hakikatleri için bu dünyada böyle emsaller yaratmıştır. Bu emsalleri düşündüğün zaman görüyorsun sen mücehhez, mükemmel bir insansın. Harikalar yapıyorsun. Mimarsın, Sinan gibi eserler ortaya koyuyorsun. Efendim alimsin, şunu yapıyorsun. Mütefenninsin, uçak yapıyorsun. Yapıyorsun, yapıyorsun. Ama bir otun topraktan çıkardığı kokuyu bulamıyorsun. Rengi bulamıyorsun. Sen eğer şartlanmasan bir çiçeğe bakıp da şöyle yan yana iki çiçek, bir saksıda, bir avuç saksıdan. İmalatın esas sermayesi toprak. Karanfilin biri beyaz açıyor, biri sarı açıyor, biri kırmızı açıyor. Yaprağı başka renk,
çiçeği başka renk. Her çiçeğin kokusu başka. Sen bu otla kendini kıyaslar mısın mükemmellik bakımında? Asla. Ot. Ot. Yerinden kıpırdayamaz. Peki senin yediğin meyve, sebze, et, aslı ne? Toprak. Bunu sana gıda haline getiren ne? Ya hayvan ya bitki. Kaldıralım bunu aradan. O topraktan sen gıda yap bakalım hadi. Acziyetine bak. Acziyetini kainattaki mükemmel nizamı idrak eden kendi acziyetini anlar. Bunun için fezaya bakmaya, trilyonlarla yıldız, sonsuz bir sema, sonsuzu kavrayan bir insan beyni yok. Bırakın onu, ruhu kavrayan yok. Felsefe, ruhun mahiyetini bilmek iddiasıyla yola girmiştir. Bugün ruhun ne olduğunu araştıran bir ilim olarak psikoloji yoktur. A priori, yani kabli olarak ruhun varlığını kabul eder, ondan mümbaiz olan keyfiyetler arasındaki illiyeti araştırır. Psikoloji bir laboratuvar ilmidir. Laboratuvar ilmidir. Bir adam değirmende uyusa, değirmenin sesine rağmen uyusa, değirmen dursa uyanır. Halbuki uyuyor. Şuuru kapalı. Leyli mektepte çok yapardık. Uyuyan bir adamın başından aşağı bir şişeden su dök, adam işer yatağa. Ruhi hadiseleri bir takım illiyetlerle, bir takım mütekabil tesirlerle izah eden bir ilimdir psikoloji bugün. Ama ruh nedir sualine cevap aramaz. Bundan vazgeçmiştir. Halbuki Kur'an diyor ki, onun hakkında size az bilgi verilmiştir. Kule ruhi, sana ruhtan soruyorlar. Söyle, o Allah'ın emrinden bir emirdir. Emir iş demektir. Allah'ın işlerinden bir iştir. Size onun hakkında az bilgi verilmiştir. Hani halledecekti felsefe bunu? Nihayet aczini kabul et. Bütün meseleler bunun gibidir. Bütün meseleler. Sonra ne oldu? Din düşmanları aklı mabut yapan rasyonalizm felsefesinin karşısına siyantizm diye bir mabut çıkardılar. Bu sefer akıl hudutsuz kudret sahibi değildir. Çünkü sen bir bitkinin topraktan nasıl o rengi çıkardığını, nasıl kokuyu çıkardığını bilemezsin. Bunun sırrına vakıf olamazsın. Senin bal diye yediğin şey arının kusumudur. Arı o tozları toplayıp kusmasa bal olmaz. Sen topla çiçekleri de suni bal yap bakalım. Asla. Şeker kamışını düşün. Sermayesi toprak. Şeker çıkarıyor. Çileği düşün. Bu tadı nerede buluyor? Bu rengi nerede buluyor? Senin aklını aciz bırakan kainat kudret-i ilahiyenin tezahürleriyle dolu. İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu bu kadar sıkleti çekmez. Anladılar ki akıl aciz. Onun için İslam alimleri akla aklı nakıs derler. Eksik. Bütün hakaiki kavramaya yetmez. Bunun yerine siyantizmi kurdular. Rasyonalizmi iflas etti. Siyantizmi kurdular. Siyantizm nedir? Bu sefer ilim mabuttur. İlim, fen her şeyi halledecek. Bugün halledemiyorsa yarın halledecek. Bizim
münevver dinsizliğinden birinci derecede mesul adamlardan biri Tevfik Fikret'tir. Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın, her şey olacak kudret-i irfanla inandım diyor. İşte bu siyantizmdir. Kemalizmin temel felsefesi de pozitivizm, rasyonalizm ve siyantizmdir. Yani dine ihtiyaç yoktur. İnsanlar ilmen, aklen izah edemedikleri şeylerde dine ram oluyorlar. Halbuki bu akıl tekamül ede de bunların ya varlığını ya yokluğunu ispat ederek bu meçhuliyeti ortadan kaldıracaktı. Dediler bu sökmedi. Bu sefer ilim bu işi yapacak. Fen ruhun varlığını ispat edecek veya yokluğunu ispat edecek. Cinni meleği ispat edecek. Yani hakikatin nihayetine varacak. Bu da abes bir davadır. Hiçbir zaman beşeriyet teçhiz edildiği ilahi mevhibelerle, ilahi mevhibelerle, Allah-u Azimüşşan enbiya suretiyle, enbiya vasıtasıyla yaptığı yardım olmaksızın metafizik hakikatlerin künhine varamaz. Bunun bir ispatı şudur. Her filozof birbirini naksederek gelir. Yeni ortaya çıkan bir cereyan kendinden evvelki filozofları tenkit eder. Hepsi batıl, ben doğruyum. O da aklı kullanıyor halbuki. Halbuki enbiya birbirini teyit ede ede gelir. Eskiye tabi olanlar yeniyi kabul etmez. Yeniler eskileri hüviyeti asliyesiyle tasdik eder. İslam perspektifinden baktığınız zaman bu hakikat şöyle görünür. Adem aleyhisselam ilk insan, ilk peygamber de o. Allah'ın bu yardımından hiçbir insan hariç kalmasın diye enbiya suretiyle tebligat-ı ilahiye ilk insanla başlamış. Şemsiyenin tepesi gibi. Biraz aşağıdan başlasaydı hariçte kalanlar olurdu. Bu Allah'ın adil sıfatına yakışmazdı. Her insan Allah'ın bu lütfundan müstebit olması için ilk insan Adem, ilk peygamber o. Ve yine bir kaide-i İslamiye ile hiçbir kavim yoktur ki Allah ona peygamber göndermemiş olsun. Sizin Kur'an-ı Kerim'de isimleri tadad edilen 32 peygamberden ibaret değil. Ala rivayetin 124 bin peygamber gelmiştir. Bunların kimisinin vazifesi mahallidir, kimisinin alem şumuldur. Hiçbir peygamber yoktur ki kendinden evvelkini tekzip etsin. Teyit ederek gelir. Bir delil de budur. Diğer taraftan pozitivizmin ve siyantizmin İslam muvaciyesinde genel olarak dine ve hasreten İslamiyet'e tevcih ettikleri tenkitlere verilecek cevaplarımız var. Bu İmam-ı Gazali'den beri yapılmamış bir iştir maalesef. İlk defa bunu İmam-ı Gazali yapmıştır. İmam-ı Gazali'den sonra felsefi cereyanlar alem-i İslam'da akamete uğramıştır. Ancak ondan sonra ortaya çıkan felsefi cereyanların İslam'la mizan edilmesi eksik bir iştir. Bu yapılmamış bir iştir. Bir ihtiyaçtır. Çünkü kafası bozuk adamlara bakın, bir felsefi cereyanın eserin tesiriyledir bu bozukluk. Onun İslam muvaciyesinde cevaplandırması lazım. Ben size sadece pozitivizmin, yani müsbet ilimlerin dayandığı temel felsefi cereyan olan pozitivizmin İslam önünde mizanına dair bir iki şey söyleyeyim. Bu uzun bir bahistir. Ancak felsefeye
bu yanlışlarından dolayı cephe almak yerine bunlar felsefeyi okutmak, fakat bunların yanlışlarını da cevaplarını da okutmak şartıyla okutmak lazımdır. Çünkü bunların cevabını bilmeyen bir Müslüman ilk karşılaştığı zaman tesir altında kalır. Şimdi pozitivist diyor ki iki temel prensibi var. Küllilik prensibi, zarurilik prensibi. Temel ladini düşüncelerin temel zemini pozitivist telakkidir. Hakikatin kaynağı duygu organlarıdır. Havassa hamse, beş duygu. Görürsün, işitirsin, dokunursun. Hakikat olduğunu kabul edersin. Görmediğin, bilmediğin bir şey hakikati olamaz. Bu nedir? Pozitivizmin temel prensibidir. Hakikat laboratuvardan çıkar. Tecrübi ilimler. Duyarsınız. Peki. Bütün tabiat kanunlarına ait hükümler. Tabiat kanunlarına ait hükümler. Bu prensibi nakseder. Neden? Burada çok başka vesilelerle de söyledim. Mesela normal basınç altında. Normal basınç altında. Her su. Her su dediğin zaman saf su olmak şartıyla. Çünkü muhtevasında erikler olursa netice değişir. Saf su. Yani H2O belli bir dereceye hararette tebahür eder, buharlaşır. Biri buna 100 der, öbürü 180 der, şu der, bu der, fark etmez. Ama o suhunet, sıcaklık derecesi hep aynıdır. Peki, bütün sular normal basınç altında 100 dereceye hararette tebahür eder diyen adama sorsan, sen kaç suyu tecrübe ettin? 3, 5, 10 bin, 10 bin. Bütün sular diyorsun. Tecrübe etmediğini bunun içine ne katıyorsun? İstisna olmaz mı? Aha sana her cisim ısındığı zaman genişler, soğuduğu zaman daralır. Doğru mu? Evet, bir fizik kanunu. Ama su bunun aksine. Su soğuduğu zaman genişliyor. Bir su olamaz mı ki bu umumi kaidenin aksine olsun? Olabilir. Ama sen bütün sular diyorsun. Çünkü fiili imkansızlık var. Belli miktarda suyu tecrübe ettikten sonra orada gördüğün gerçeğin temadi ettiğini bütün sularda kabul. Ben de dinin bana emrettiği şeyleri üçünü, beşini, onunu, yirmisini tecrübe edebiliyorum. Abdest temizlik görüyorum. Namazı görüyorum. Allah huzuruna her gün çıkarak Allah korkusunu tazelemenin ahlakıma, irademe tesirini görüyorum. Zekatı görüyorum. Hayırhahlığı görüyorum. Merhamet duygularını geliştirdiğini görüyorum. Ne oldu? Sıktık mı bugün adamları? Evet. Vesaire. Göremediğimde de buraya kadar denediğim her şeyde mükemmel olan bir şey, deneyemediğimde de mükemmellik devam eder diyorum. Senin prensibinden ne farkın var? Sen bana meleği gördün mü, cini gördün mü, cehennemi gördün mü, cenneti gördün mü diye itiraz ediyorsun. Görmediğime inanmam diyorsun da. Sen bütün sular tecrübe etmediğin halde bütün sular nasıl diyorsun? Ben de aynısın diyorum. Çünkü ben de belli bir yere kadar kontrol ediyorum bana emirlerini dinin. Görüyorum ki hepsinde bir mükemmellik var. Bu mükemmelliği zihin laboratuvarında tamim ediyorum. Yani umumileştiriyorum. Diğer taraftan su belli bir özgür ağırlığa sahip, civa başka bir özgür ağırlığa sahip, demir başka bir özgür ağırlığa sahip.
birinin erimesi, bir madenin erimesi şu kadar derecede, öbürünün erimesi bu kadar derecede, öbürünün buhar olması şu kadar derecede, bunlar ne? Zaruret diyor. Zaruret. Allah'ın o maddeye reks ettiği hususiyeti bir zaruret. Niye zaruret olsun? Demir mecbur mu ağır olmaya pamuktan? Niye zaruret? Ne diye pamuk pamuk olmuş, demir demir olmuş? Sen bunu da a priori olarak zihin laboratuvarında bir zaruretle izah ediyorsun. Çünkü aciz aklın. Dinde diyor ki bunu yaratan böyle yarattı. O pamuk çekirdeği toprağa kullanıyor, pamuk yapıyor. Yanına patlıcan dik, o başka bir eser meydana getirir o toprakta. Burada bir müessir var. Görmediğin, bilmediğin, senin idrakine sığmayacak kadar mükemmel, muazzam. İşte o bu müessirin eseri diyor. Sen aczini mecburiyetle örtüyorsun, zaruriyet diyerek örtüyorsun. Ben oradaki aczimi Allah'a havale ederek izah ediyorum. Farkı yok. Felsefe üzerinde çok söylenecek söz var. Bununla ilgili maalesef de çok az eser vardır. Yani İslam'la mizan ederek felsefenin yanlışlarını ortaya koyan. Eski devirler için vardır. İmam Gazali bunu yapmış ama yeni devirler için yok. Pozitivizm için. Okutursun pozitivizmi, tenkidini okutmazsan. Mesela pozitivizmi papazlar paçavraya çevirmiştir batıda. Ama bizde hala aynı şey. İnsan maymundan türedi davasını Avrupalı insanlar paçavraya çevirmiştir. Bizde hala mektepte okutulur. Neden? Bizim dinsizlerin sığınacak başka bir kalesi yok. Bu bunun içindir. Buna karşı İslamiyet'in hayat ve kainatı izah ediş tarzını iyi bilirseniz hepsinin cevabı vardır. Ama inşallah bunu bir müstakil ders halinde yaparız. Bu böyle ara sual de izah edilecek de bir iş değildir. Elhamdülillah ala dinil İslam. Bundan daha evveliyetle şükredecek bir nimet-i imaniye yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah ki Allah-u Azimüşşan bizi Müslüman ana babadan dünyaya getirdi. İnşallah da Müslüman olarak huzuruna getirecek. Elhamdülillah ki Kur'an yeryüzüne indikten sonra ümmeti Muhammed olduk. Sahibinin hatırı için köpeğine ekmek verirler. Peygamberin hatırına bize 5 iltimas var başka ümmetlerden farklı olarak. Başka bir derste anlatmıştım, burada tekrarlamayayım. 5 tane iltimas var bize. Peygamberin şerefinden dolayı. Bir tanesini söyleyeyim. Geçmiş ümmetlerin sevabı da bir, günahı da bir yazılırdı. Ümmeti Muhammed'in sevabı niyet ettiği anda bir yazılır, icra ettiği anda 9 ilavesiyle 10 yazılır. 1'e 800 bile vardır. Bir gayri hesap vardır. Peygamberin yüzü suyu hürmetine. Ona mensubiyetin şerefi yeter. Aman ya Rabbi, bunu idrak etsek vallahi kapıyı unutup pencereden çıkmaya kalkarız. Öyle bir sarhoşluk. Bunun azametini kavrasak öyle bir sarhoşluk gelir ki bize. Evin yolunu unuturuz. Gaflet sayesinde birçok işi yapıyoruz. Çıldırırız. Geçmiş ümmetlerin günahı da işledikten sonra yazılırdı, sevabı da. Müslümanın günahı işledikten sonra 6 saat yazılmaz. Çünkü sağdaki melaket soldakinin amiridir. Bekle, affedecekler. 2 namaz arası azami 6 saattir. Namaza niye estağfurullah estağfurullah diye başlanır?
İki namaz arasındaki günah işlediğin günahtan tövbedir. Tövbe ettiği günah hiç yazılmaz ümmeti Muhammed. Ve subhanallah. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah demiş Hazreti Ebu Bekir. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne kadar şükretsek azdır. Hele bu dinin zayıf zamanında geldik. Hele bu dini yeniden canlandırma istidadı olan bir ülkede dünyaya geldik. Hele o canlandırmanın ümit vaat ettiği bir mevsimde geldik. Aman ya Rabbi. Bu yükün altından kalkacak takat ver ya Rabbel Alemin. Milletimiz eski şerefli mevkini iade buyur ya Rabbel Alemin.